Değerli izleyiciler, Şehir ve İnsan programında tam 3 haftadır ülkemizdeki şehircilik anlayışının nasıl yetersiz olduğunu ve bu nedenle ülkemizin kalkınmasının önündeki en büyük engelin şehirlerimizde yaptığımız hatalar olduğunu altını çize çize anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki bir laf vardır, akıl öğreten çok olur. İşte deprem oldu, 300 milyar dolar Türkiye zarara uğradı. Şimdi onları gidermek için bütün devletin imkanlarıyla, bizim vergilerimizle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama bu bir çözüm mü? Değil. Bundan şikayet etmek, onu bunu eleştirmek, eleştirecek o kadar çok şey var. Ama çözüm üretip, çözümü şudur diyebilen veya çözümü öyle kafadan atma, kahve köşelerinde ahkam keserek fikir üretmek olarak kimse algılamasın. Çözümü gerçek anlamda bilimsel olarak dokümanlarıyla, kanun tasarılarıyla, yönetmeliklerle ortaya koyan ortada yok. Kim yapacak bunu? Siyaset yapacak. İktidardakiler yapmıyor. Muhalefettekiler de sadece iktidarın yaptıklarını eleştirmekle kalıyor. Kimse çözüm önermiyor. Biz bu programda çözümleri öneriyoruz. Neye dayandırıyoruz? Bazıları çıkıyor diyor ki, bir sen mi biliyorsun ya? Her şeyin çözümünü sen çıkarıyorsun, söylüyorsun. E kötü bir şey mi? Bir ben bilmiyorum. Herkes biliyor da işine gelmiyor. Çok insan biliyor. Kimisi korkudan susuyor. Kimisi siyasetçilerin hışmından korkuyor. Kimisi siyasetten beslendiği için çözümü istemiyor. Hele ki siyaset sahnesinde gezinenlerin çoğu kendi çıkarları için maalesef çözümden yana dahi değiller. Çözümü önlerine koyduğun zaman adeta kaçıyorlar. İsrar edersen sana düşmanlık yapıyorlar. Geriye saldırıyorlar. Ben bunları hepsini yaşayarak öğrendim. Aşağı yukarı 55 senedir bir mesleğin içindeyim. Şehircilik mesleğinin, inşaat mesleğinin bu sektörün içindeyim. Gördüklerimi tahayyül dahi edemezsiniz. Benim yapmış olduğum mesleki icraatlar öyle gidip de sabah 5, akşam 5 çalışmaktan ibaret olmadı. Gece gündüz kendimi vererek, önce yurt dışında çok başarılı projeler yürüttükten sonra ülkemin bana ihtiyacı olduğunu düşündüğümden çıktım Türkiye'ye geldim ve bu ülkede hep çözüm üretmeye çalıştım. Çoğu zaman kimsenin bunu dinlemediğini fark ettim. Bu nedenle siyasete girdim. Çözüm üretmek için girdim. Siyasette hep çözümleri gösterdim. Daha adım atarken servet beyanımı verdim. 1994 yılında dolar milyarderi olduğumu, o dolar milyarının nasıl kazanıldığını kuruş kuruş göstererek 4 cilt, 4 klasör dolusu servet beyanı verdim. Ve siyaset yaptığım süre içinde servetimde hiçbir artış olmadığı gibi kendi cebimden o servetimden satarak aşevleri açtım, çocuk okuttum, hayır işleri yaptım. Bütün bunları siyasette bir çözüm göstermek için. Yani siyaset böyle yapılır, böyle yapılmalı demek için yaptım. Gösteriş için yapmadım. Kendi lüks arabama bindim, makam arabası almadım. Müfettişler geldi, kendi arabana binemezsin. Niye? Benzinini, özel arabaya benzini belediyeden alamazsın dediler. Dedim ki belediyeden aldığımı nereden biliyorsunuz? Müfettiş şaşırdı. Nereden alıyorsun? Cebimden alıyorum dedim. Bütün bunları boş yere yapmadık. Tabii ki sadece üslup, yani siyaset yapılıştaki tarz, siyaseti dürüstçe yapmak, siyasete girip zengin olma fikrinden bu ülkedeki insanları anlatmak ve uzaklaştırmak için yaptığımız bu uygulamaların dışında gerçekten Türkiye'de sorun olan geçim sıkıntısı, ekonomik sorunlar, kentsel sorunlar, bunun başında altyapı geliyor, bunun başında trafik geliyor, ulaşım geliyor, otopark geliyor, pek çok sorun geliyor, kültür geliyor, spor geliyor, eğitim geliyor. Bütün bunlar da tam 9 yıl boyunca yaptığım belediye başkanlığı süresinde hep çözümlerin nasıl yapılabileceğini göstermek için uğraştım. Gece gündüz uğraştım.
İlk olarak işe girdiğim 13 yaşında elektrik müteahhidine çırak olarak girdiğim 1961 yılından bugüne aşağı yukarı 63 sene geçmiş. O çıraklık döneminde sayarsanız 60 yılı aşkın bir tecrübe ile bugün bu projeleri hazırlayıp sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ama bugün gündemimde ne var? Bugün gündemimde Hamas liderinin suikast sonucu öldürülmesi, bunun sonucunda ortaya çıkan uluslararası gerginlik ve bunun sonucunda Türkiye'de milli yas ilan edilmesi, bu milli yas ilanı konusunda uluslararası bir sosyal medya ortamı olan Instagram'ın kapatılması konularında bazı yorumlar yapacağız. Yani bu bir evrensel sorunu analiz edeceğiz. İkincisi, güncel olarak dünyada Paris'te olimpiyatlar yapılıyor. Olimpiyatlarla ilgili yorumlarımızı da size sunacağız. Ama önce tekrar tekrar şunu altını çizerek ifade ediyorum ki, insanların ve insanlığın ve Türkiye'nin, Türk insanının da temel sorunu hepsi şu şehirlerde yatıyor. Yani şehir-köy ayrımı yapmıyorum. İnsanın yerleştiği, insanın yaşadığı alanı ve insanın kullandığı doğayı nasıl kullanıyorsa insan o kadar mutlu olabiliyor, o kadar kalkınabiliyor, o kadar zengin olabiliyor. Gönlü ve cebi. Yani şehirleşme dediğimiz, yerleşme dediğimiz, yerleştikten sonra da bu içinde yaşadığımız evreni, dünyayı, toprağı kullanma biçimimiz bizim yaşamımızdaki refahı, mutluluğu, kalkınmayı temsil ediyor. Bu kadar önemli. Gerisi hepsi fasafiso. Bakın açık söyleyeyim. Ekonomik göstergelermiş, enflasyonmuş, TÜİK'miş bilmem ne, hepsi lafı güzaf. Siz bulunduğunuz şehirde doğruları yapıyorsanız, yaptığınızı yıkıp heba etmiyorsanız, emeklerinizi, alın terinizi sokağa atmıyorsanız, bu yoldan gelen milli ekonomideki tasarruflarla yavaş yavaş kalkınmaya başlarsınız. Siz bu şehirde doğru sanayileşirseniz, doğru turizm sektöründe adımlar atarsanız para kazanırsınız, kalkınırsınız, refaha, huzura kavuşursunuz. Siz bu şehirlerde etrafınızdaki tarım alanlarını, toprakları doğru kullanırsanız, ki biz bunların hiçbirini doğru kullanamıyoruz, doğru kullanırsanız kalkınırsınız. Kalkınmanın, bizim hepimizin aradığı huzurun, refahın, mutluluğun kaynağı bu kardeşim. Biz nerede arıyoruz? Git bir siyasi partiye yandaş ol, car sabahtan akşama kadar kahvede, sokakta, köşede, sosyal medyada beynini o siyasete kurban et, beynini o siyasete kiraya ver, artık beyin meyin kalmasın, konuş babam konuş. Neyi konuşacağım? Karşı tarafa saldır. Bunun adına bölünme diyoruz, bunun adına siyasi bölünme diyoruz. Bakın ben dünyanın çeşitli ülkelerinde bulundum, yaşadım. En uzun yaşadığım yer Amerika Birleşik Devletleri. Yaklaşık 4-5 sene yaşadım orada. Bunun dışında uzun süreli olarak Norveç'te kaldım, Finlandiya'da kaldım. Orta Avrupa ülkelerinde kısa sayılmayacak sürelerde işler yaptım. Hiçbirinde bizdeki kadar bir siyasi bölünme görmedim. Hele Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdilerde siz uzaktan bakıyorsunuz, Trumpçılar, Biden'cılar, Kamilacılar. Öyle bir şey yok arkadaş. Sokağa çıktığınız zaman kimse kimseye aha bu Kamilacı, aha bu Trumpçı falan demiyor. Çok marjinal bir kesim Amerika'da bu bölünmeyi dünya genelinde yansıtmaya başladı. Ama 300 milyon kişinin üzerinde olan Amerikan toplumunda böyle bir bölünme yok. Siyasi yandaşlık yok. Onların sosyal medya gündemlerine hiç göz attınız mı? Gidin bir atın. Bizdeki sosyal medyanın gündeminin %99'u siyasi sataşma, siyasi itiş kakış, itham. Zaten bir kısmımız troll olmuşuz. Fake hesaplar açmışız. Algı yaratmak için bir yerden maaş alanlar var. Bir gönüllü troller var. Bir de maaşlı troller var. Ya bu nasıl bir toplum kardeşim?
Bu toplumdan siz nasıl gelişme, kalkınma, refah, huzur beklersiniz? Olmuyor işte. Bölünmenin sonucu, birbiriyle itişmenin, kakışmanın sonucu sorunlar sadece büyür. Hiç kimse birbirini ikna edemez. Haklılığımızı göstermenin yolu itişmek, kakışmak, birbirine hakaret etmek, birbirinin imajını düşürmek, birbirinin itibarını zedelemek, iftira etmek filan değil. Biz bunları yapıyoruz. Yoğun biçimde bunları yapıyoruz. Birazdan geleceğiz ya Instagram'a, şuna buna. Orada bunların bağlantılarını göreceksiniz. Bakın açık söylüyorum. Türkiye her konuda olduğu gibi, her konuda olduğu gibi Hamas liderinin, yani bugün Filistin devletini temsil eden, onun başında olan kişinin suikast sonucu öldürülmesinde de ikiye bölünür. Ya ikiye bölünmediğimiz bir tane konu söyleyin. Yok. Instagram'ın kapatılsın mı, kapatılmasın mı? Hamas lideri öldürüldü, milli yas ilan edilsin mi, edilmesin mi? Arapçılar, Arap düşmanları. Efendim, Atatürkçüler, Atatürk düşmanları. Milliyetçiler, milliyet düşmanları. Bilmem neler, bilmem ne düşmanları. Ya nedir bu ya? Bu nasıl bir gidişattır? Bu nasıl bir aymazlıktır? Bunun sonucunda ne elde etmeye çalışıyoruz? Bu sabah ben gelirken bir yorum atılmış benimle ilgili. Diyor ki, iktidar partisini diyor hem eleştiriyorsun hem de oradan aday olmaya çalıştın diyor. Ya kardeşim bak, bu lafınla hiçbir şeyi ispat etmiyorsun. Bir partinin her şeysi doğru veya her şeysi yanlış olamaz. Şu siyasi platforma bir bakın. Her şeysi doğru olan var mı? Her şeysi yanlış olan da yok. Ama yanlışlar ön planda. Bütün siyasi partilerde bu bağnazlık, bu bakış açısı, bu bölünmüşlük, bu taraftarlık, tarafgirlik, fanatik taraftarlık nedeniyle herkesin hataları var. Bize düşen o hataları göstermek. O parti, bu parti. İster iktidar partisinin hatası olsun, ister ana muhalefetin olsun, isterse marjinal herhangi bir partinin hatası varsa, biz o hatayı eleştirmek amacıyla da değil. Ya eleştirmek kolay. Düzeltmesini sağlamak amacıyla, uyarmak amacıyla, doğrusunu da söyleyerek, doğrusu da budur diyerek aydınlatmak zorundayım. Bu o partiye karşı olduğum anlamına gelmez. Ben bunun için iki kez bağımsız aday oldum. Fakat sistem öyle bir sistem ki bağımsızlığı kabul etmiyor. Aklı kabul etmiyor. Çözümü kabul etmiyor. Bir statükonun içine düşmüş, bir grup bir kitleyi arkasına almış, öbür grup başka kitleyi arkasına almış, çarpıştırıp duruyor, oradan nem alanıyor, oradan oy avcılığı yapıyor ve akıl üretenleri, çözüm üretenleri hiçbir şekilde bu sahnede görmek istemiyor. Ne yapsaydık yani? Ben söylüyorum, az önce örnek verdim. 60 küsur yıllık meslek hayatımda hep çözümden yana oldum, çözüm götürdüm. Ülkeyi yönetenler, gerek yerel yönetimler, gerekse merkezi yönetim, çözümleri dinlemediği için çıktım kendim, belediye başkanı oldum. Küçücük bir koltuk ya aldım. Küçücük bir koltuk. Orayı sembolik olarak doğru kullanmaya çalıştım. Mesajlar vermeye çalıştım. Etik mesajlar. Belediye başkanlığında har vurup harman savurmayın. Zenginleşmeye kalkmayın. Arsa arazi kapatıp köşeyi dönmeye kalkmayın. Makam arabalarına heves edip lüks makamlar yaptırmayın. Temsil ve ağırlama giderleri deyip elinizde para var, örtülü ödenek gibi istediğiniz gibi kullanıp halkın parasını çarçur etmeyin. Kendi reklamınıza para harcamayın. Belediyenin sırtından kendi reklamınızı yapmaya kalkmayın, popülizm yapmayın. Bütün bunları, o mesajları vermek için tuttum, siyasete girdim. Siyaset bizi kısa sürede anladı. Dediler ki bu adam bizim huyumuza, suyumuza göre değil. Bu nehrin akışına ters istikamette gidiyor. Biz bunu boğalım. Temiz boğalım kardeşim. Ben de Aydın'ın geleceğini aydınlatmak için o makamı bıraktım, kendim bıraktım, gittim bağımsız aday oldum. Ama halkımız o kadar beyni saptırılmış, o kadar bölünmüş ki
benim o yaptıklarımı görmelerine rağmen, beni sevmelerine rağmen oy vermediler. Sordum, ya beni çok seviyorsun kardeşim, bak övüyorsun yüz yüze geldiğim zaman. Niye oy vermedin? Diyor ki, benim partim var da onun için. Ya parti sana bir hizmet getirdi mi? Hayır. O parti, bu parti. Ha, yeteri kadar da oy aldım. Duyarlı vatandaşlarımız da çok. Bakın 2002 seçiminde 20 bin oy milletvekili seçiyordu. Ben 40 bin küsur oy aldım. Ama sistem geçit vermedi. O oyları bir şekilde iptal etti. Hukuksuz ve kanunsuz iptal etti. Ha, bu senin iddian. Benim iddiam değil. Ben iptal edilen oylarımı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürdüm. Davamı da kazandım. Benim oylarımın haksız yere iptal edildiğini kanıtladım. Ama yapacak bir şey yok. Milletvekilini sana geri vermiyorlar. Hukukta öyle bir şey yok. Son 2023 seçimlerinde bir kez daha oy pusulaları değiştiği için bağımsız aday olmayı denedim. Bu kez oy pusulalarından ismimi sildiler yahu. Sistem, statüko böyle bir şey. Yani ben bir mesaj vermeye çalışırken bazen vatandaşlardan sorular alıyorum. Onları da buradan size açıklamaya çalışıyorum. Bugün iki tane temel konumuz var. Olimpiyatlar, bir de Hamas lideri İsmail Hameney'in katledilmesi, şehit edilmesi. O şehit edilmesi lafını bile ikiye bölünerek algılıyoruz. Bir kısmı diyor ki, bana ne ya? Ben niye şehit diyeyim kardeşim diyor filan. Bir kısmı da diyor ki, ya şehittir, adam İslam uğruna öldürüldü. Ya bunda bile ikiye bölünüyoruz. O kadar çok ikiye bölündüğümüz konu var ki. Bakın, İsrail'in bir politikası var. Yanlış. İsrail'in politikası kabul edilebilir bir politika değil. İsrail'in yaptıklarını savunmak mümkün değil. İsrail'in yaptıklarının arkasındaki hedefi de kabul etmek mümkün değil. Bakın, İsrail şöyle bir harita çıkarmış. Bunu sunum olarak yansıtmaya koyamadım. Ama burada gördüğünüz gibi Türkiye'nin dahi büyük bir bölümünü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümünü onlara kutsal olarak vaat edilmiş topraklar olarak sayıyorlar. Hedefleri bu sınırlara ulaşıp burada bir büyük devlet kurmak. Ha, bu dedikodu mu? Bu sosyal medya dedikodusu değil. Bu İsrail'in resmi politikası, bunu ilan etmiş. Askerlerin apoletlerine, kollarına bu haritayı yapıştırmış. Bu İsrail'in resmi hedefi. Bunun adına vaat edilmiş topraklar diyor. Kendi dinlerinde, Tevrat'ta bunu vaat edildiğini ifade ediyor. Ve orada tanım vermiş. Bakın şurada Mısır. Mısır, Nil Nehri. Nil Nehri'nden, yani Büyük Mısır Nehri'nden Büyük Fırat Nehri'ne kadar olan bütün topraklar vaat edildi diyor. Yani Hazreti İbrahim'in Tevrat'ında bunların bir ayet şeklinde gönderildiğini ifade ediyor. Yani velev ki bu doğru bile olsa, bu harita Fırat'ı da aşmış, efendime söyleyeyim her yeri aşmış. Vaat edildiğini ifade ettikleri sınırları da aşmışlar. Ürdün'ün kökünü almışlar, Suriye'nin kökünü almışlar, Irak'ın kökünü almışlar, İran'ın yarısını almışlar, Türkiye'nin dörtte birini almışlar. Yani böyle bir şeyi kimsenin tasvip etmesi mümkün değil. Ve bu yolda ilerliyorlar, bu yolda ilerliyorlar. Bu çok açık. Bakın bu yine başka, aynı haritanın başka versiyonu. Ufak tefek farklılıklar var ama aynı harita. Şimdi İsrail'in bu hedefine kabul etmek mümkün değil. Biz adetimiz ya, çözüm üreteceğiz. Bizim için çözüm, kardeşim orada size bir toprak verilmiş, bir devlet kurmuşsunuz. Oturun oturduğunuz yerde ya. Oturun oturduğunuz yerde. Kimsenin size saldırdığı, baldırdığı yok. Yok Gazze'yi işgal edelim, Filistin'i, Batı Şeria'yı, şunu bunu, Lübnan'ın içine girelim, yavaş yavaş büyüyelim. Ne istiyorsunuz ya? Sonunda bir savaş çıkar, silinir gidersiniz. Tarih boyunca nasıl silindiyseniz, tarih boyunca nasıl vatansız ve devletsiz kaldıysanız yine kendinizi o noktaya çekmeyin. Yeni Hitlerler yaratmayın. Hitler'i tasvip ettiğimizden söylemiyoruz. Bütün dünyayı kışkırtmayın. Amerika'yı arkamıza aldık diye büyük katliamları, bu kadar şımarıkça saldırıları yapmaya kalkmayın. Gidip başkasının ülkesinde bir
efendim örgüt liderini, bir devlet liderini katletmeye kalkmayın. Bunlar çok yanlış. Ancak benim esas altını çizeceğim konu bu değil. Biz bu konuda da Türkiye bir milli yas ilan ediyor. Yani bana göre de bakıyorum dünyada milli yas ilan eden, Hamas liderinin katledilmesi nedeniyle milli yas ilan eden pek yok. Ben var mı duymadım. Arap camiasında da yok. İran'da edildi mi bilmiyorum. Suriye'de edildi mi bilmiyorum. Lübnan'da edildi mi bilmiyorum. Ürdün'de edildi mi bilmiyorum. Mısır'da edildi mi bilmiyorum. Bu topraklarda yaşayan, yani komşu olan, ilişkisi olan, İsrail'in topraklarına göz diktiği hiçbir ülkede milli yas yok. Bizde var. Yani bunu hazmedemeyip hemen bir siyasi mesele haline getiriyoruz. Diyoruz ki nasıl olur da bilmem ne de sosyal medyaya yükleniyoruz. Ya bir susun ya, tamam edildiyse bu bir dış politikanın gereği de edilmiş olabilir. Bu kadar büyük tepki göstermek de yanlış. Bu şekilde bir olağanüstü milli yas ilanı da bence çok da doğru değil. Ama bunu söyleyince iki taraf birden diyor ki ya Hüseyin Aksu ne diyor kardeşim diyor. Bizden değil diyor. Bizden değil diyor. İşte beynini kiraya vermek böyle bir şey. Doğruyu söylemek, doğruyu vatandaşa anlatmak Türkiye'de kolay bir şey değil bizim yaptığımız. Yani milli yas ilan edilmesi bana göre gereksizdi, lüzumsuzdu. Ama milli yas ilan edildi diye ayağa kalkmak da ondan daha lüzumsuz. Bunu bölünmeye vesile etmek daha lüzumsuz. Şimdi gelelim sosyal medya konusuna. Hamas liderinin suikast sonucu şehit edilmesinin bizdeki en önemli yansıması Instagram denilen sosyal medya ortamında buna dair bir takım yorumların kaldırılmayışı. Yani Türkiye diyor ki bizde kanunlarımıza göre yasal olmayan hususlarda tedbir al diyor Instagram. Bak diyor Almanya aldı diyor, tedbir al diyor, bunları yayma diyor. Instagram'da diyor ki ben buna karışmam, sen devletsin, suç unsuru varsa sen takip et diyor. Yani sonuçta yine yapay bir gündem çıkıyor. Olan Instagram üzerinden bu bütün dünyada yerleşik hale gelmiş bir nevi ticaret ortamı haline gelmiş. İnsanlar oradan birbirleriyle ticari iletişim kuruyor, sanatsal iletişim kuruyor, kariyerlerini ona dayandırabiliyor. Kimisi keyfine yapıyor, kimisi istismar ediyor. Efendime söyleyeyim, kazanç kapısı haline getirenler var. Onları tasvip etmiyorum, böyle fenomenler, bilmem neler, şunlar bunlar. Daha ziyade cinsel kimliklerini öne çıkartarak para kazananlar, bunlar hakikaten sosyal medyanın yarasıdır. Ama sosyal medyada bir geçim imkanı yaratan, bir hale getirenler de çok fazla. Şimdi bunların hepsi zarar görüyor. Dolayısıyla sosyal medyanın devlet politikası olarak kontrol altına alınması için geçmişte bir takım önerilerde bulunduk. Bakın Çin bunu yapıyor, Rusya bunu yapıyor. Siz sosyal medyada uluslararası kaç tane arkadaşınız var? O takip ettiğiniz, cinsel açıdan takip ettiğiniz mankenler, bayanlar, ıvırlar, zıvırlar hariç. Onların sadece fotoğrafına bakıyorsunuz. Ona gidin başka yerde bakın. Ama iletişim kurduğunuz, mesaj verdiğiniz, kendi arkadaş çevreniz var. Yani Türk olanların dışında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların dışında bizim sosyal medyamızda evrensel olarak çok fazla unsur girmiyor zaten. Dolayısıyla Çin'in yaptığı gibi, Rusya'nın yaptığı gibi kendi sosyal medyanızı kurun. Bu mümkün. Bu bir devlet bilgi reformuyla olacaktır. Devlet bilgi reformunu inşallah önümüzdeki haftadan başlayarak sizlere açıklayacağım. Bilgi dünyasında, bilişim dünyasında, sanal alem dediğimiz, sanal dünyada, dijital ortam dediğimiz bir sürü ismi var. Ama ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. O ortamdaki, dünyada olan biteni önümüzdeki haftadan itibaren gündeme alacağız, yorumlayacağız. Bu konuda Türkiye ne yapmalı? Yine çözüm üreteceğiz, anlatacağız. Bu Instagram konusuna geldik. Aslında şunu söyleyerek bu konuyu kapatayım. Instagram olsun, eski Twitter X olsun veya
Facebook olsun, TikTok olsun, buna benzer sosyal medya ortamları aslında insanlığı sömürmek, insanlığın ruhunu ele geçirmek, yani insanın bilgilerini ele geçirmek de onun ruhunu çözmek, eğilimlerini çözmek, yani sizi tuzağa düşürmek için var zaten. Biz bu tuzağa ister istemez düşmüşüz, balık gibi. Yemi atıyor sana, bedava bir takım imkanlar sunuyor. Ya çok cazip arkadaş ya. Bakın ben yaşamımda, sosyal yaşamımın belki yarısı sosyal medya ortamından yürüyor. Birbirimizden öyle haberdar oluyoruz. Efendim cenazeler, düğünler, dernekler, her türlü sosyal faaliyeti oradan izliyor. Ne kadar güzel. Dolayısıyla bize yemi atıyor işte. Bunlar yem. Biz içine düşüyoruz. Ondan sonra siyasi görüşümüzü, huyumuzu, suyumuzu, her şeyimizi orada paylaşmaya başlıyoruz. Onlar birikiyor, onların hepsini depoluyorlar. Türk halkının bütün özelliklerini yapay zeka programlarıyla çözüyorlar. Ve senin aleyhine onu ileride kullanabiliyorlar. Veya ileride değil, bugün senin zaafı içinde olduğun konularda reklamı senin burnunun içine sokuyorlar. Oradan para kazanıyorlar senin sırtından. Yani hiçbir şey bedava değil. Aldıkları verdiklerinden çok daha fazla. Bunları bilelim. Biz bu tuzağa düşüyoruz. Bile bile düşüyoruz. Çünkü adam çok cazip bir tuzak kurmuş arkadaş ya. Öyle güzel bir mama uzatmış ki yeme yanında yat. Arkasından da senin ruhunu çalsın götürsün. Bunları biliyoruz. Bunları gelecek haftalarda anlatacağız. Onun için bu Instagram üzerindeki yapay tartışmayı da bir bölünme vesilesi yaptık. Nasıl Hamas liderinin şehit mi değil mi bölünmesi, Hamas liderinin efendime söyleyeyim özellikleri, İsrail'in politikaları, Filistin'in arkasında durma konusunda nasıl bölündüysek, birbirimizi yemeye başladıysak, Instagram'ın kapatılmasına birbirimizi yiyor. Birbirimizi yiyip duralım kardeşim. Birbirimizi yemekle hiçbir şey olmuyor. Biraz sakin olup, akılcı bakarak, doğru bakarak, kimin nesi ne kadar hatalı, kimin nesi ne kadar doğru ve ülke yönetiminde aklı, sükuneti, doğruyu, iyiyi arayarak, tercihlerinizi buna göre kullanarak, hiçbir tercih yoksa, gerekirse sandığa gitmeyerek bunları çözmek mümkün. Aksi halde birbirimizi bu şekilde hırpalamak suretiyle, birbirimizi paralayarak, hakaret ederek, ki yolda karşılaşsan hakaret edemeyeceğin, küfür edemeyeceğin, kötü söz sarf edemeyeceğin insana sosyal medyada ona işte klavye delikanlıları diyoruz. O kadar kolay hakaret ediyoruz ki. Yani bunu ben bile yapmak zorunda kalıyorum. Yani bunu inkar etmeyelim. Dolayısıyla iş gelmiş bir savaş olur mu olmaz mı tartışmasına. İsrail şu hedefe ulaşmak için eninde sonunda bir savaş çıkartmayı göze almış görülüyor. Bu da büyük bir tuzak. Bu vaat edilmiş topraklar masalıyla İsrail bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ni de gerginleştirerek bir şey yapacak. Ha bu bir sıcak savaş mı olur? Yoksa Irak'ı yok ettiler. Irak diye bir devlet yok. Suriye diye bir devlet hemen hemen yok. Lideri hariç. Yarın Esad'ın başına bir şey gelse orada da bir kargaşa çıkar. İran'da zaten kargaşa üstüne kargaşa sürüyor. Diğerlerini de karıştırıverdiğin zaman belki de hiç savaş olmadan bu ülkeleri terör vasıtasıyla, terör örgütleri vasıtasıyla ele geçirebilirlerdi. Yani bir günün içinde hiç savaşmadan işgal edip geçerler. Bunu yaptılar. Bunu geçmişte yaptılar, şu anda da yapıyorlar. Yani şimdi Gazze'de bir savaş olduğu iddia ediliyor. Bu bir savaş değil ki kardeşim. Savaşta olması gereken hiçbir unsur orada yok. Gazze'deki Hamas örgütü İsrail'e küçük bir saldırı yapıyor. Yani bu saldırı İsrail diyor ki terörist saldırı demiyor da savaş açtı diyor. Savaş açtı diyor.
Ben diyor savaşa girdim diyor. Savaşta her şey mübahtır diyor. Savaş suçları dahil her şey mübahtır diyor ve yürüyor. Yani savaş bana göre bu anlamda sürecektir. Sonuçta şu toprakları elde etmek için İsrail her haltı yiyecek. Bunu biliniz. Şimdi geçelim olimpiyatlara. Değerli izleyiciler, ben bir tespit yaptım. Olimpiyatlarda 650 kilometre kare alanı olan bir ada devleti, ismi lazım değil. İsmini söylesem zaten 3 dakika sonra unutursunuz. 158 binde nüfusu var. Bizim Aydın'ın Efeler ilçesi ile aynı 650 kilometre kare. Efeler ilçesi kadar bir ülke. Nüfusu da Efeler ilçesi 300 bin, bunlar 158 bin. Yarısı kadar nüfusu var. Böyle bir ülke altın madalya alıyor, biz alamıyoruz. Vay be! Koskoca 90 milyona ulaşmış olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olimpiyatlardaki başarısızlığın altını çiziyorum. Kendimizi kandırmayalım. Ben 1962 senesinde 14 yaşında spora başladım, atletizme başladım. 14 yaşında 3 adım atlama yaptım. 100 metre koştum, gülle attım. Baktım en iyi derecem 3 adım atlamada. 14 yaşında. 14 metre 3 adım atladım. 1962. 1964 yılında da olimpiyatlar var. 64 olimpiyatlarına katılırım diye hayal ettim, katılamadım. 64 yılında 16 yaşındayım. Efendime söyleyeyim. 68 olimpiyatlarına katılırım. Barajı geçerim 3 adımda diye hayal ettim. Sakatlandım, katılamadım. O olimpiyata katılma heyecanı, o olimpiyatlara katılma konusunda barajı geçmek, olimpiyatta başarı elde etmek, bunlar tesadüfen olan şeyler değil. Birincisi yetenek olacak. Yetenek her ülkede var, benim ülkemde de var. 90 milyon içinde altın madalyayı her branşta çıkartabilecek onlarca, dünya şampiyonluğunu elde edebilecek onlarca yetenek var. Bunu kabul edin. Bu insanlığın yaratılışından geliyor. Ama o yeteneği doğru kullanan, doğru yönlendiren, doğru destekleyen bir sistem yok. Biz sporda da bir bölünmüşlük içindeyiz. Sporda da siyasetin o kirli yüzü gidiyor, spordaki ortamı da kirletiyor. Açık söylüyorum. Kızlarımız var, voleybolcu. Onları dahi siyasete alet ettik. Onlar da alet oldular. Atatürk'ün kızları dedik. Ya tamam güzel, şampiyon oldu bunlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin takımı ve şampiyonları. Atatürk'ün kızları demek çok doğru bir ifadedir. Türkiye'deki bütün kızlar Atatürk'ün kızları, bana göre. Ama Atatürk'ü istismar edercesine onlara Atatürk'ün kızları diye öyle manidar söylüyorsun ki onlar siyasi iktidara karşı duruma düşürüyorsun. Ha suçlu bunu yapan mı? Karşı iktidarın hiçbir suçu yok. Onun da var. Hep söylüyorum. Yani bizim voleybol takımımız, dünya şampiyonu voleybol takımımız, olimpiyatlarda şu sıralarda ne oldu Çin'le olan maçı bilmiyorum. Başarı gösterir göstermez. Onları bile siyasete alet ettik. Futbol Federasyonu kapısından bacasına kadar siyaset dolu. Futbol da kitleleri peşinden sürükleyen en ana konu. Ya bu nasıl iş? Olimpiyatlarda bunun için başarı gösteremiyoruz. Hepsinin temeli bölünmek. Siyaset bizi bölüyor, parçalıyor. Osmanlı'da da aynısını yapmış. Türk tarihinin gerisine giderseniz, Türk tarihinde bizim devletlerimizi sadece ve sadece halkı bölmek suretiyle ortadan kaldırabilmişler. Ya hiç mi ders almıyoruz ya? Bölünmeyelim ya, bölünmeyin ya. Radikal olmayın. Kendi partinizi çok seviyor olabilirsiniz. Kendi partinizin liderine tapıyor olabilirsiniz. Yani tapma kelimesini yanlış kullanıyorum. Tapma derecesinde seviyor olabilirsiniz. Ama hatası varsa konuşun. Hatası varsa dile getirin. Tarafsız olun, akılcı olun. O sevdiğiniz kişiler ancak öyle ayakta kalır. Aksi halde
herkesin alkışladığı bir lider, bir koltuk yoldan çıkar, sapar. Yani aklını yitirir. Dünya tarihi bunun örnekleriyle dolu. Bölünen, birbiriyle itişen, kakışan. Bakın Amerika bir iç savaş geçirmiş. Ondan sonra kalkınmış, yönelmiş. Ama bugün iç savaşın izleri bile yok. Amerikalı güney ve kuzey hem iklim hem de nüfus ve demografi nedeniyle farklı. Bakın ben Wisconsin'de, yani en kuzeyde, Michigan Gölü'nün kenarında yaşadım. Texas'a gittiğim zaman başka bir ülkeye gitmiş gibi yadırgadım. Bu kadar farklı iklim şartları, koca bir kıta, farklı insanlar. Örneğin güneyde zenciler ve köleler çok yoğun. Kuzeyde hemen hemen bundan 100 yıl önce hiç köle, zenci yok. Bundan dolayı birbirleriyle dalaşıyorlar, birbirleriyle savaşıyorlar. Amerika'nın her tarafı böyle mezarlıklarla, şehitliklerle dolu. Kuzey ordusu, güney ordusu birbirini yiyorlar. Aradan 100 küsur sene geçiyor. İzi bile yok. Sen güneyliydin, kuzeyliydin, sen benim dedemi öldürdün falan, öyle bir laf yok arkadaş. Ama bizde, biz hala daha birisi çıkıyor ben Osmanlı torunuyum diyor, öbürü diyor ben Türk oğlu Türk'üm diyor. Birisi İslam'a saldırıyor, öbürü Türklüğe saldırıyor. Ya ne yapıyorsunuz arkadaş, bunlar bizim ortak değerlerimiz. Biz Türk'üz, Allah'a şükür elhamdülillah %99'umuz Müslüman, %1'imiz Müslüman olmayan her türlü Türkiye, Türk vatandaşına saygımız var, inanca saygımız var, laik bir ülkede yaşıyoruz. Bunun nimetlerini önce dinimiz görüyor. Dinimizi serbestçe her konuda yaşayabilen bir ülkede yaşıyoruz. Ama hurafe çıkar. Yok camileri bilmem ne yaptılar, ahır yaptılar, şunu bilmem ne yaptılar. Ya yapmayın ya. Camilerimizi kirletmeyin, dinimizi kirletmeyin, birbirinize çamur atmayın. O onun Türklüğüne, o onun Müslümanlığına laf edip durmasın. Bunlar kutsal değerler. Osmanlı'nın nasıl yıkıldığını, nasıl bölünerek yıkıldığını, kimlerin ihanet ettiğini, bütün bunları biliyoruz ya. İngiliz casuslarının nasıl girip de çatır çatır bu imparatorluğu parçalatmak için kendi içimizden Hacı Hoca kisvesiyle bizi kandırdığını da biliyoruz. Ya bütün bunları bile bile hala 150 sene sonra niye bu hataları yapıyoruz? Yapmayalım. Biraz sakin olalım, biraz sükunetli olalım. Çözüm arayalım ve siyaseti de buna zorlayalım. Siyaset bizi fanatik taraftarlığa zorlamasın, biz siyaseti oraya zorlayalım. Evet, son 10 dakikamız kaldı. Biz bıraktığımız yerden bu iki konuyu işledik, olimpiyatları işledik. Hamas liderinin şehit edilmesini işledik. Şimdi kaldığımız yerden yansıtmaya alabilirsek arkadaşlar. Tekrar yansıtıyorum. Evet, yansıdı sanıyorum. Programın en başında söyledim. Yani bütün bu kargaşa, itiş, kakış, bölünme, birbirini itham etme, siyasetten kaynaklanan fanatik taraftarlık, bütün bunlar bizim aleyhimize, bizim mutluluğumuzu çalıyor, huzurumuzu çalıyor, kalkınmamızı geciktiriyor, bize zayiat verdiriyor ama yanı sıra yerleşmeyi, şehirde yaşamayı, doğru şehirleşmeyi bir türlü öğrenemedik. Öğrenemediğimiz için çok büyük kayıplara uğruyoruz. Bakın bugün olimpiyatların yapıldığı Paris'in bütün binalarını, olimpiyat müsabakalarını takip ederken görüyorsunuz. Binaların içinde hiç böyle bizdeki gibi çürük çarık apartmanlar, şunlar bunlar gördünüz mü? Binaların hepsi 200, 300, 500, 1000 yıllık. Eyfel Kulesi'ni adam yapmış, 150 seneyi geçmiş, pırıl pırıl duruyor. Bakıyor, zamanında doğru yapmış, doğru projeyle yapmış. Malzemeden çalmamış. Ama biz şehirciliği bilmediğimiz için onu çal, bunu çal, kötü kaliteli şehirler yap, içinde yaşaması zor olsun. Ama en kötüsü o yaptığımız bütün emekler, bütün milli servet bir depremde, bir selde yok olsun gitsin. Bunu anlatıyoruz. Şehirlerdeki hataları düzeltmek için yapılması gerekenleri 3 haftadır anlattık. Buna kentsel tarama yoluyla dönüşüm diyoruz. Kenti tarayın ey belediye başkanları, kentinizi tarayın diyoruz.
Bunun yollarını anlattım. Dinlemeyenler varsa YouTube'da TV'den'in YouTube hesabından izleyebilirler. Dedik ki bir şehri tararken nakış alanları var. Efendim kara noktalar var, kara bölgeler var, kentsel defekler var. Bütün bunları tarayarak temizleyeceksiniz sırayla. Ha, para yetmiyorsa parayı yetiştirecek yöntemler anlattık size. Bugün geldiğimiz noktada 3 haftadır dile getiriyoruz. Şehirde öyle unsurlar var ki yıkılmaya namzet. Yıkılmaya namzet. Bunları kendiliğinden yıkılabilir. En ufak depremde gidebilir. Bunlar kesin. Bunları yıkın. Bunlara mali inhidam diyoruz. Bakın size bir tane örnek. Mesudiye Mahallesi'nde böyle bir yapı vardı. Yapının önünde bir duvar var. Bu yıkılmış hali. Ben bu haliyle gittim, gördüm. Dedim ki tamam, bir mali inhidam raporu tutun, bunu temizleyelim bu arsayı. Temizledik. Vatandaş geldi bana. Dedi ki benim binamı yıktın. Ya içinde oturmuyordun kardeş. İçinde oturmuyordun. Bina kendi kendine zaten duvarları çöktü. Dedi benim taşım vardı orada ya dedi. Taş. Dedim ya şehir taş ocağı mı? Şehir dedim, affedersin çöplük mü? Şehir senin, oradaki boş arsa tamam, mülkiyeti senin ama onun içindeki manzaraya bir bak kardeşim, işte fotoğraf burada. Ama dedi taş dedi, ben onunla ev yapacaktım. Tamam dedim, yapacaksan ben sana yardımcı olurum. Taşını da veririm, kumunu da veririm ve bu vatandaşa ben taş için, o imha ettiğimiz taş için kum verdim, çimento verdim, malzeme verdim, kendisine ev yaptı. Dolayısıyla mali inhidam böyle bir şey. Bakın, burada da bizim mali inhidam nedeniyle yıktığımız bir başka bina. Bunları, mali inhidamları temizleyin. Bahçe duvarları ve arsa duvarları, bu meşhur bir uygulamamızdır. Türkiye'de ilk ve son olduğu. Dedik ki 2001'de bir kriz yaşanıyor. Ciddi bir kriz, adına Ecevit krizi denir, hatırlayın. Şimdiki gibi filan değil ha. Yani hakikaten büyük bir krizdi. Şimdi dolar bir çıkıyor, bir iniyor. Şey, tamam, 4,5 liradan çıktı, 30 küsur, 33 bin liraya falan ama o günlerde, bir günün içinde böyle dolar ikiye katlandığı günler yaşadık. İşsizlik aldı yürüdü, piyasa durdu. Biz belediye olarak bekletmiş olduğumuz bahçe ve arsa duvarları projesini o zaman devreye soktuk. Dedik ki bir çizelge çıkardık, bütün mahalleleri taradık, tablo halinde boş arsaların, şehrin içinde boş kalan arsaların etrafını duvarla çevireceksiniz, üzerinde sıvayacaksınız, mümkünse bir de kireçle boyayacaksınız. Bunu uygularken, vatandaşın bir tane arsası vardır, babadan kalma, dededen kalma, yaşlıdır, parası yoktur. Bütün bunları bizim sosyal hizmet programında tespit ettik. Hakikaten o arsasını çevirecek parası olmayanlara belediye olarak malzeme verdik. Hiçbir şekilde 5 kuruş buraya harcayacak durumu olmayanlara gittik. Belediye olarak 5 kuruş harcatmadan kendimiz duvarlarını yaptık. Ama parası olan binaların yan cephelerini sıvamak zorunda, boyamak zorunda. Hakeza boş arsasının etrafını çevirmek zorunda. Bugün hala çeşitli mahallelerde dolaşırken 25 yıl önce yaptırmış olduğum o duvarlar, bahçe duvarları duruyor. Çoğunu tahrip etmişler. Ama o duvarlar olmasaydı, oradaki o bulvarın ne asfaltını dökebilirdik, ne kaldırım döşeyebilirdik, ne de kaldırımın üzerine parke taşı döşerdik. Çünkü parke taşı, yani kaldırım, bahçenin duvarında bitecek. Bahçenin duvarı yoksa o kaldırım oradan dağılır gider. Bir sürü de örnek gösterdik, fotoğraf size. Bakın burada yaptırdığımız bahçe duvarı örnekleri var. Ortasını tarla gibi kullanıyor. Burası Adnan Menderes Mahallesi. Şu anda artık orası tamamen yapılaştı. Ortada yol var. Kenarlarında bahçe duvarlarını çevirtmişiz, yaptırmışız. Bakın bahçe duvarı örnekleri. Şimdi bu iki tane şey sağladı. Birincisi kentsel taramada önemli bir güzellik sağladı. Temizlik sağladı. Boş arsaların içindeki enkazlar, molozlar, pislikler, şunlar bunlar temizlendi.
kenarları duvarla çevrildiği için kaldırımlar yapılabildi. Kaldırımlar pırıl pırıl kaldı. Ama işsizliği önledi. Hala daha bütün sektörlerde bunu hatırlayanlar var. Biz o sayede o dönemde 1,5 yıl ekmek yedik diyenler var. İşte bir belediyenin projeleri zamanlamasından da örnek veriyorum. En büyük bir kriz döneminde sen belediye başkanı olarak bahçe duvarı mecburiyeti getirirsen işsiz ustam benim, işçim, inşaat işçim iş bulur, geçim imkanı bulur. Çimento tüccarı çimento satar, tuğla tüccarı tuğla satar, kum satar, nakliyeci iş yapar, akaryakıtçı akaryakıt verir, piyasa hareketlenir. Hakeza 2001 krizinde Aydın merkezde, benim yönettiğim belediyede hiçbir kriz emaresi yaşanmadı. Piyasa hareketliydi, esnaf doyuyordu, hakeza küçük sanayi doyuyordu, herkes doyuyordu arkadaş. Zaten devlet memuru maaşını alıyordu, onu biz de vermiyoruz. Yani bu bahçe duvarları projesi yine zamanını doğru seçerek yaptırabileceği belediye başkanlarının bir projesi. Her yeri mi yapacaklar? Hayır. Meskun olmuş, yolların artık açılmasının sırası gelmiş olan alanlarda bunu ihmal etmesinler. Çünkü lüks bir apartman yapılıyor, yanında tam bir çöplük. Giren çıkan belli değil. Ya düzenleyecek, orayı otopark gibi kullanacak ama mutlaka bir duvar çevirecek. Parklar ve peyzaj. Parkla peyzajın arasındaki fark şu. Peyzaj daha küçük alanlarda, orta refüjlerde, göbeklerde, küçük mesela sıyrık alanlarda yapılan şeylere peyzaj diyoruz. Parklar ayrı, irili ufaklı, bunların yapılması bir şehir için çok önemli. Şehirdeki huzur için çok önemli. Parklara tinerci yuvası oldu diyenler, o park yapılmadan önceki çöplükte yaşamaya mahkumdur. Tinerci o çöplüğün içine daha kolay gider gizlenir. Onun için park yapanlara bana yapıldığı gibi parkçı başkan diye bana hakaret eden vardı ya. Parkçı başkan. Allah Allah. Lan ben otoparkçı değilim, parkçıyım. Park yapıyorum sana. Ve bir tane ilkemiz vardı. Bu şehrin neresinde durursan dur, etrafına baktığın zaman bir tane yeşil alan göreceksin. Hedef buydu. Bir tane parkın içine girdiğin zaman ikinci parkı senin görüş mesafenin içinde olacak. O kadar yaygın biçimde park yaptık. Yeşillik yaptık. 300 bin ağaç diktik. Bunun için de yine bir tespit yaptık. İmar planlarını aldık, araziyi dolaştık. Nerelerde park yapılabileceğini tespit ettik. Parkları öyle gösteriş için yapmadık. Gideceğim 300 milyon lira belediyenin bütçesinin tamamını vereceğim. Aydın Tekstil'i satın alacağım. Orada hazır 50 yıllık ağaçlara park yaptım diye hava atacağım. Ama Aydın Tekstil'in binasının arka tarafı çöplük ve moloz olarak kalacak. Buna park demem. Hüseyin Aksu'nun yaptığı Aydın Spor tesislerinde diktiği 25 yıllık ağaçlardan faydalanıp tesisleri yıkıp Şanlı Aydın Spor'un evini başına yıkıp orayı parka çevirdim. Adını da Mimar Sinan Parkı yaptım. Orası Mukan Perinçek Stadı. Onun adı Mukan Perinçek Stadı. Mesut Yılmaz Spor Kompleksi. Önünde Yüksel Yalova Kültür Merkezi var. İçinde Aydın Spor'un kamp merkezi vardı. O kamp merkezine de benim adımı vermişlerdi. Hüseyin Aksu Kamp Merkezi. Bütün bu isimleri kazıyacaksın. Park yaptım diye hepsini 150 milyon liralık yatırımı yıkacaksın. Aydın Spor'un şanlı tarihine ihanet edeceksin. Park yaptım diyeceksin. Böyle bir şey yok be arkadaş. Bakın, parkların yapılması için özel bir çevre zabıtası birimi kurduk. Ağaç dikmek için özel bir proje hazırladık. Orman Kent. 5 milyon fidanı Aydın ili genelinde, 300 bin ağacı Aydın'ın merkezinde diktik ve yetiştirdik. Ey belediye başkanları, bunlar zor değil. Bunlar para pul isteyen şeyler değil. Bunları gelin yapın. Aydın'da her yıl 50 tane park yapılacak dedik. Her hafta bir parkın açılışını yaptık. İsmet Sezgin Parkı'nın durumu buydu. Aldık şu hale getirdik. Mevcut parkları da. Eski Enstitü Parkı. Her hafta bir parkın açılışını yaptık. Şehitlerimizin adlarını parklara verdik. Peyzaj, bakın sıyrık alanlar. Burası sanıyorum
Efeler Mahallesi, evet. Cumhuriyet Mahallesi'nin kısmı. Yani İzmir Bulvarı'nın üst kesiminde, kuzeyinde. Bakın, Aydın Pınarbaşı. Böyle teslim almışız Pınarbaşı'nı. Bu hale getirmişiz. Bunlar hep kentsel tarama sonucunda ortaya çıkan kentsel dönüşüm örnekleri. Bir kenti dönüştürmek bu kadar kolay. Pınarbaşı bu haldeydi, gidin bakın şimdi. Yine çöplük gibi oldu. Pınarbaşı'nı bu hale getirdik ya. Kolay olmadı bu ağaçlar bu şekilde gelmesi. Yine peyzaj örnekleri. Şehrin bozuk, enkaz halinde olan pek çok alanını aldık, oturma yerleriyle vesaire. Şimdi adam diyor ki, burada bir tane genç bir çocuk akşamüstü oturuyor, aa bu tinerci diyor. Hüseyin Aksu Park yaptı diyor, tinercilere oturma alanı yaptı diyor. Sen git otur arkadaş. O adam tinerci minerci değil, tinerci gidip de bu parkta oturmaz. Bak açık söylüyorum. O tinerci masalını anlatanlar siyaseten bize saldırmak için. Hatta dediler ki Nevzat Biçer'le birlikte yaptığımız Sulu Park tinerci yatağı olmuş. Ya Sulu Park dediğin şehrin göbeği arkadaş. Yok orada güvenlik sorunu varmış. Oraya hanımlar giremiyormuş. Yalana bak. Ya yapmayın, bunlara sığınmayın. Siyasi yandaşlık bu kadar yalanı, dolanı bir arada getirdiğiniz zaman kaldırmıyor işte. Şehrin aleyhine oluyor. Evet arkadaşlar, bir sürü örnekler var. Bugün de süremizi doldurduk. Bu peyzaj örnekleriyle programımızın bu kısmını bitirmiş olalım. Bakın bu Aydın Spor Tesisleri. Bunun gibi yüzlerce örnek. Haftaya buluşmak üzere. Haftaya sanal dünyayı anlatmaya başlayacağız. Sosyal medyayı yorumlayacağız. Sanal dünyada ortaya çıkan bir takım kavramlar var. Bitcoin nedir? Kripto para nedir? Dağıtık sistemler nelerdir? Metaverse nedir? Bunlar hep merak ettiğiniz konular. Böyle çok karmaşıkmış gibi önünüze konulan konular. Ama bunların hangi amaçla sizin beyninizi nasıl yok etmek için yapıldığını, uluslararası bir oyun olduğunu yavaş yavaş size anlatacağız. Birkaç hafta onlarla ilgileneceğiz. Haftaya buluşmak üzere.